Sayın Sümer, sizi dinleyelim. Biz de gazetelerde gördüğümüz özellikle Zafer Çağlayan'a rüşvet verdim konusu dikkat çeken başlıklar arasında. Başka ne gibi ayrıntılar vardı Zarrab'ın ifadelerinde ve bugün daha neler konuşması bekleniyor? Sizi dinleyelim. Rıza Sarraf daha önce kendi adıyla anılan Rıza Sarraf davası olarak anılan davada artık tanık durumunda Mehmet Hakan Atilla'ya karşı bir dava haline döndü ve Rıza Sarraf da Mehmet Hakan Atilla'ya, yani Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısına karşı bu davada Halk Bankası'nı İran'ın ambargolarını delmeye yönelik olarak yapılan parasal sistemlerde ne şekilde kullanıldığını anlatıyor tanık olarak. Bu noktada da özellikle Mehmet Hakan Atilla ile arasındaki ilişkiyi şöyle tanımladı. Ambargonun delinmesi konusunda en iyi bilgiye sahip olan kişi olarak bilindiğini Mehmet Hakan Atilla'nın, yani bu işlemlerin nasıl yapılabileceği konusunda en iyi bu bilgilere sahip kişi olarak bilindiğini, bu sebeple kendisiyle işlemlere başladığını söyledi. Benzer şekilde Halk Bankası Genel Müdürü, eski Genel Müdürü Süleyman Aslan'la da ne şekilde işlemler yaptıkları, nasıl diyaloglarda bulunduklarına dair bilgiler verdi ve çok detaylı bir biçimde aynı zamanda jüri üyelerinin karşısına geçip eline bir kalem alıp, iki farklı renkte hatta kalem alıp, İran'a karşı uygulanan ambargoların nasıl delindiği, para transferlerinin uluslararası bankalar ve Halk Bankası da kullanılmak üzere, aynı zamanda Türkiye'den yine birkaç bankanın daha, Aktif Bank gibi, Deniz Bank gibi, Finans Bank gibi birkaç bankanın daha benzer şekilde aracı bankalar olarak kullanılarak para transferlerinin nasıl sağlandığını son derece detaylı bir biçimde anlattı. Bu noktada Aktif Bank'ta ilk olarak hesap açmak istediğini, ancak İranlı olduğu için ve İran'dan para transferleri işlemleri yapmak istediği için buna müsaade edilmediği, bu noktada eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan yardım aldığını, daha sonra benzer şekilde Halk Bankası'nı İran ambargosunu delmeye yönelik işlemlerde ve parasal işlemlerde kullanmak istediğinde Halk Bankası'ndan da hesap açmasının mümkün olamadığını, bu noktada da Ekonomi Bakanı, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan yardım istediğini belirtti. Ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın bu konuda kendisine yardım edebileceğini ama kazanacağı paranın yarısını istediğini iddia etti. Bu noktada da bugüne dek kabaca 45 ila 50 milyon euro, sadece euro olarak verdiği tutarın bu olduğunu, bunun dışında birkaç milyon dolar ve bazı değerli eşyalar, hediyeler verdiğini ifade etti. Rüşvet olarak bunların hepsini verdiğini ifade etti ve tüm bu işlemlerin, yani kara para aklama işlemlerinin, ki zaten Rıza Sarraf'ın üzerine atılı suçlar kara para aklamak, uluslararası finans sistemini zarara uğratmak, Amerikan finans sistemini zarara uğratmak, İran'a yönelik ambargoyu delmek ve İran'a yönelik ambargoyu delmek üzerinden Amerika'ya karşı komplo kurmak suçlamalarıyla iddianamede suçlanıyordu. Dolayısıyla suçlarının tamamını zaten kabul etmişti. Hatta bunlara ek olarak aynı zamanda kaldığı hapishanede gardiyanlara rüşvet verdiği, cep telefonu, yemek ve uyuşturucu temin etmek için rüşvet verdiği şeklinde bir iddia vardı. Onu da kabul etti aynı zamanda. İşte bütün bu iddiaları kabul ettikten sonra bu işlemleri, İran'ın ambargosunun delinmesi, İran'ın uygulanan ambargonun uluslararası finans kurumları, özellikle başta Halk Bank olmak üzere kullanılarak ne şekilde delinebileceğini bir şema çizerek son derece detaylı bir biçimde anlattı. Son derece sakin olduğu gözlendi bu esnada. Bütün davayı takip eden tüm gazeteciler de, yerli yabancı, tüm basın mensupları da özellikle buna dikkat çekiyorlar. Son derece rahat olduğuna, dersine çok iyi çalışmış olduğuna ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlamakta olduğuna. Çünkü kendisinin önüne konulan tapeler, konuşmalar var. Tüm konuşmalarla ilgili hepsini en ince detayına kadar hatırladığı ve en ince detayına kadar bu konuşmalarla ilgili ayrıntılı fikirler paylaştığı. Yani iyi dersini çalışmış anlamında mı görünüyor? Evet, bütün, yani son derece net bir biçimde kendisinin önüne konulan tüm belgelerle ilgili ayrıntıları da, tapelerle ilgili konuşma, telefon konuşmalarıyla ilgili ayrıntıları da son derece net biçimde hatırlıyor. Aynı zamanda Türkçe konuşarak ifadesini veriyor. Türkçeden İngilizce çeviri yapılıyor. Bazı noktalarda hatta çeviri hataları yapıldığı konusunda tercümanları uyararak tekrar çeviri yapılmasını talep ediyor. Dediğim gibi son derece sakin, dersine iyi çalışmış
gerçekten. Öyle bir iyi hazırlanmış. Zaten işbirliği tam anlamıyla işbirliği yapacağını söyledi davanın en başında. Bunu verdiği dilekçesinde de benzer şekilde söylüyor. Yani tam anlamıyla işbirliği yapacağını, bildiği her şeyi anlatacağını söyledi. Bugün de devam edecek. Amerika'da şu an New York'ta saatler gece 1'e çeyrek var. Yani yarın sabah olacak dolayısıyla. Yarın sabah 9 çeyrekte tekrar duruşma başlayacak ve Rıza Sarraf'ın tanıklığı devam edecek. İfade vermeyi sürdürecek. Muhtemelen Cuma günü de devam edecek. Yani bu hafta Rıza Sarraf'ın verdiği ve vermekte olduğu ifadeleriyle tamamlanacak. Önümüzdeki haftaya sarkar mı onu göreceğiz. Ama davanın toplamda zaten 4 hafta kadar sürmesi bekleniyor. Dolayısıyla zaman zaman yine Rıza Sarraf'ın ifadesine başvurulmak istenen tüm noktalarda Rıza Sarraf getirilecektir mahkemeye. Bu arada hapishanede kalmadığı, onun yerine FBI'ın denetim gözetim merkezinde kaldığını söyledi. Yani bir otelde falan olmadığını kesinlikle söyledi. Çünkü o yönde bir spekülasyonlar vardı hapishaneden çıktığına dair. Evet, hapishaneden çıktı doğru. Ancak yine FBI'ın gözetimi altında, FBI'ın denetim merkezinde, yine New York'ta FBI gözetim merkezinde tutuluyor ve oradan davaya getirildi. Şu anda da orada kalmaya devam ediyor. Peki bir şey daha önce hatırlayacaksınız. Türkiye'de şu anda şöyle bir ayrıntı gündeme gelmiş. Özellikle AKP'li Şentop'un açıklamalarında eşi Ebru Gündeş'le beraber gidişiyle ilgili bir tartışma, bir soru işareti var. Anlaşarak gitti, kulislerde konuşulan konular bunlar Türkiye'de. Hayır, bu öyle yönde... bir şey olmadığını söylüyor. Öyle bir şey olmadığını söylüyor. Hatta ilk yakalanma anında, ilk gözaltına alınma anında çok büyük bir şaşkınlık yaşadığını, bu sebeple de o şaşkınlık ve endişeyle de yanlış ifade verdiğini başta söylüyor. Yani dolayısıyla hani ilk verdiği ifadeden sonra ifadesini de değiştiriyor. Onu da ilk başta yaşadığı şaşkınlığa bağlıyor. Dolayısıyla kesinlikle böyle bir şey beklemediğini, çocuklarını Disneyland'e götürmek için Amerika'ya geldi. Yani tatil için tamamlanıyor. Tatil amaçlı olarak ailesiyle birlikte Amerika'ya geldiğini söylüyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin size. İyi geceler. Teşekkürler. İyi günler.